أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات şey için değil ama bu ders 7 yaşından 70 yaşındaki herkesi kapsıyor. Zaten Risale-i Nur'un dersi öyledir. Yani mesela bu derste diyebilir mi ki bir sağım dersinde ya beni alakadar etmiyor veya etmedi denemez. Onun için alim de cahil de kadın da erkek de küçük de büyük de herkesi alakadar ediyor. Mesela okuyacağım mevzu. Risale'den yaptığım toplama ve dengeleme kendini. Dengelemek. Geçen burada yaptığım şeydi. Ölüm korkusu. Diyebilir mi ki beni hiç alakadar etmiyor? Şimdi ben ilk önce şeyle başlıyorum. Ruhun cehennemi, ruhun cenneti. Madde madde sayacağım. Ya nerede bulacaksın bu kadar? Hemen iki dakikada bu malzeme. Ruhun cenneti. Cehennemin kaç tabakası var? Cehennemin. Yedi. Cennetin? Sekiz. Bir tane fazla. Cennetin 8 tabakası var. Kaç yaşındasın? 12. 12. 11 yok değil mi? Ha Salih. 10. Yok. Kaç? 12 mi sende? 11 yok mu? Var mı 11? Yok. Demek ki en küçüğünüz 12. Cennetin 8 tabakası var. Üstün olduğu için. Cehennem düşük olduğu için 7 tabaka. Bak şimdi. Cehennemin ruhun cehennemi ve cehennemi atan zeminler, ruhu cehenneme atanlar. Şöyle değil. Her bir mana, her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Öyle miydi? 268'de nasıl geçiyordu şu alarda? Her bir mana nasıl diyor? Her bir mana küllidir. 264. Neredeydi o? Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Neyse onu buluruz şimdi, onu aramayayım. Böyle. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı var. Cennetten çıkarıldı. İndirildi. Şimdi o hakikatin bir parçasını burada okuyacağım da ve onu ona benziyor. Bizim de dünyada cennetimiz var. Hangi şeyi yaparsak cennetimizden ihraç edilip cehenneme düşeriz. Tamam? Hangi efendim şartlarla? Şu dursun. Bir, bak bir de okuyorum başlığını. Ruhun cehennemi, cehenneme atan zemin. Yani bir, cimrilik ve tamah. Ruhun cehenneminden bir tanesi. Yani şöyle düşün. Tencereyi getir diyelim, tencere. Bunun içine cimrilik ve tamahı at. Yani armut suyu, şeftali suyu, kekik suyu, tamam mı? Yani meyve sularını, armut suyunu at, kestane suyunu at, nane suyunu at, hani der gibi. 7 tane şey sayacağım. Bir, cimrilik ve tamah. Bu bir. Tencereye at. 2, hırs. 3, haset. 4, riya. 5, kibir. 6, ucup. 7, tuğlu emel. Tuğlu emel ne demek? Tuğlu emel. Evet. Bitmeyen arzulardan. Aferin ya. Aferin. Yani ahirete taalluk eden istekleri dünyada istemek. Bitmeyen, tükenmeyen, dünyada olmayacak şeyler aramak.
Peki bu ruhun cehennemi. Bu ruhun cehennemi. Şimdi ruhun cennet zeminleri. Şimdi bu cehennemdi. Bu sebepler, bu yedi tane sebebin bir veya birkaçtan hangisini yaparsanız o nispetten cennetten düşüyorsunuz. Ruhun cenneti de şu. Hizmet. Hizmetin kendisi bana ücret olarak gösterildi diyor. Tamam. Yani hizmette biz ücret almayacağız. Hizmetin kendisi ücrettir. Şöyle diyeyim. İnsanlar tabii yaşınız müsait değil tabii. Onun kadar farkında değilsiniz ama hafif duyuyorsunuz. İnsanlar cayır cayır yanıyor. Sıkıntı, buhran, bunalım, kavga, gürültü, sabırsız, taşkınlık, kavga, gürültüler böyle. Sabırsız neler var? Tamam. Bu ruhun cehennemini gösteriyor. Demek ki bir, ruhun cenneti hizmet. İki, sadakat. Niye sadakat? Sadakat istikameti doğurur. Bak elime bakın. Sadakat istikameti. Sadakat istikameti. İstikamet hidayeti. Hidayet ruhun cennetidir. Bir, hizmet. İki, sadakat. Üç, ihlas. Tamam, ihlas Allah için olmak. Dört, tefekkür. Allah'ı böyle aldığımız, okuduğumuz bilgileri düşünmek. Böyle hop seni cennetine koyar. Düşündüğün anda hop hadiselerden seni koparır. Beş, şefkat. Altı, fakir. Fakir. Yani fakir olmak böyle arabasız falan olmak değil. Allah'a karşı hiçbir şeyin olmadığını, her şey onun olduğunu, haksız temellük etmemek gerektiğini, yani mülkü sahiplenmemek gerektiğini, vücut benimdir değil, emanettir. Arsa, araba, bina hepsi emanettir. Böyle düşünmek fakirliktir ama çok zengindir. Tarlası var. Yani Allah'ın olduğunu bilmek, sahiplenmemek. Nasıl anlaşılır öyle olduğunu? Onun yolunda kullanmak. Fakir olduğunu gösterir. 7 az. Aciz olduğunu. Yani Allah bizi korumasa, tutmasa bir an bile yaşayamayız. 8 takva. Bir de düz okuyorum. Ruhun cennetinden bahsediyorum. 1 hizmet. 2 sadakat. 3 ihlas. 4 tefekkür. 5 şefkat. 6 fakr, 7 ads, 8 takva. Bu ruhun cennetidir. Eğer biz bu cennette bunun oluşturduğu 8 tane sıfatın oluşturduğu bir cennet var. Ruh bunun içinde oh bu 8 tane. Cehennemi neydi? Cimrilik ve tamahkarlık. 1. Ruhu sıkıyor. 2. Hırs. 3. Haset. 4. Riya. 5. Kibir. 6. Ucub. Yaptığı ameline güvenmek. 7. Bitmez. Bırak. Bitmez, tükenmez. Arzular. Başka. Konu değişti şimdi. Sıkıntıların en büyük sebebi kendine vücut rengi verse kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir, bu olur. Mektubat 460'da anlatıyor. Yani kendine güveniyor, Allah ile koparıyor, ben yaptım diyor, benimdir diyor. Allah'ın mülküne sahiplenmekten yanlışından geliyor. Bu sefer Allah da seni bırakıyor. Bu zamanda yani 2000'den sonra hizmet etmek zahirde çok kolay iken batine çok zor. Murat'a bakıyor abinize, hocanıza. 2014'teyiz. 2000'e kadar hizmet etmek çok zordu. Bildiğiniz gibi değil. Böyle mümkün değil ha. Ben bu akşam geleceğim size ders yapacağım. Yani kapıda ve yolun virajında nöbetçi diker. Ben o günleri biliyorum. Yani
kaldığımız binada nöbetçi vardı. Ama zahirde o zaman hizmet zordu. Batinen kolaydı. 2000'den sonra zahiren çok kolay, batinen çok zor. Niye? Çünkü hulul devreye daha çok aktif. Yani münafıkanelik çok. Şimdi hepsi Müslüman oldu. Eskide Müslümanı takip ediyorlardı. Kimse Müslüman olan bile ben Müslümanım diyemezdi. Münafıklık ancak MİT istihbarat için olurdu. Ama şimdi ise Müslümanlara adeta bayrak verildiği için, korunduğu için, sevildiği için, yani bir hizmet ehli olmadığı halde adam ben hizmetteyim diyor, ben de cemaattanım diyor, ben de Müslümanım dedi. Yani dönem değişti. Şimdi hulul diyorlar, yani gizliden aramıza giriyor. Şimdi kurt gövdeye girince tehlike zorlaştı. Dostun düşmanın eskide de zordu ama şimdi daha zor. İstikamet ancak ve ancak layıkalara sarılmak ve tutunmakla mümkün. Gençler, peki niye bunu anlatıyorum? Dostumuzu, düşmanımızı aramıza girip girmediğini nasıl anlarız? Bir cemaat, bir kişi layıkaları esas alıyorsa, yani Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkasını, onları konuşuyorsa, yapamasa bile konuşuyorsa, gündeme getiriyorsa, hele hele onu reddediyor, hiç yaptırmıyorsa ondan uzak durun. Ya ahmaktır, ya kast eden haindir. Yani kendisi değildir. Ama birisi, gerek yok. Şimdi gençler, imani ders lazım. İndir bindir iman. İndir mi de tevhid. Tevhid. Bu adam ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Ben ne diyorsam öyle hareket edecek. Eğer layıkayı vermezseniz bana bağımlı olacak. Bağımlıdır, mecbur. Çünkü esrarını ben veriyorum. Ama layıkayı verirsen benden kopuyor. O nereye göre nasıl hareket edeceğini bilir. Yani kaydı ölçüye göre. Ölçü varsa sen Yunanistan'da da olsan, Türkiye'de de olsan, Van'da da olsan, Siirt'te de olsan, Hatay'da da olsan fark etmez. Herkes birbirini görmediği halde aynı şeyi yapar. Niye? Bakın ben diyorum ki şu kitabın dediğine göre hareket et. İkinci bir adam, hayır diyor, onu koy kenara, şimdi zamanı değil diyor, aramızda fitne oluyor diyor, sen layıkayı açma. Tamam, nasıl hareket edecek? 16. sözde nasıl davranacağı yok ki. 10. sözde haşrın ispatı var. 20. sözde peygamberlerin mucizesi bu asra bakanı var. 22. sözde tevhid var vesaire. 31'de Miraç hadisesi var. Sen oradan nasıl hareket edeceğini bilemezsin. Onun için gençler, bizim nerede ne yapacağımızı, kimle ne konuşacağımızı, kimin yanına durup durmayacağımızı nereden öğreneceğiz? Laikalardan. Bu nurculuk için değil ha. Gençler. Bu nurculuk değil. Ailenizde de öyle. Mesela bir misal vereyim. Ana babanız buradan gidince göreceksiniz. Belki azimine gayzebel afinanin nas. Kastamonu'da geçiyor. Vay. Diyor ki gayzınızı yutacaksınız. Öfkenizi yutacaksınız. Affedeceksin ya. Tamam cahildir, bilmiyor. Kardeşine gittin. Kardeşi olan var değil mi ufak? He var. Ablası var, annesi var, abisi var, babası var vesaire. Şimdi onların hatalarından bunun bana nasıl dersin ya? Allah Allah, olur mu ya? Bana dedin, al da ben de sana demezsiniz. Çünkü siz eğitim alıyorsunuz. Şöyle düşüneceksiniz. Ya benim kadar bu eğitim aldım yok. Benim kadar doğruları bilmiyor. Niye doğru yapsın ki? Doğru yapması için doğru bilgisi lazım. Doğru bilgiyi senin kadar alabilmiş midir? Alabilmiş mi? Alamamış. Kursta değil ki. Öyle mi? Senin kadar bilgisi olmadığından senin kadar doğru yapabilir mi? Yapamaz. O zaman ondan senin doğrularını bekleyemezsin. Yani bunu niye demiyor ya? Bunu niye yapmıyor ya? Ya böyle yapması lazım demeye hakkımız yok. Çünkü niye? Senin kadar bilgisi yok ki. Senin kadar bilgisi yok. Ya
Sayfa 268. Öyle demedik mi? Öyle mi? 64'e baktım. 64'e baktım. Kafa başka, şey başka. 268 işte. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Cümle bu. Ben de okuyorum ama kafam orada. Devamlı onunla meşgul. Çözmem lazım ki ben de ayrılayım burada. Demek ki 268'i. Her bir mana, her bir ayetin mutadit manaları vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Yani niçin bunu söylemek? Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihraç edilmesine sebep, bizim de cennetimizden ihraç edilmemize sebep olabilir. Nedir? Onun için okumuştum. Şimdi gelelim mevzumuza. İstikamet ancak ve ancak layıkalara sarılmak ve tutunmakla mümkün. Demiştik ki ille bu kursta değil. İstikamet şu. Annene karşı nasıl duracaksın? Babana karşı nasıl olacaksın? Kardeşine, ablana, ufağına, büyüğüne, komşuna, dayına. İşte bu eğitim alıyorsunuz ya. Şu anda konuşuyorum. Mesela diyor ki, misal vermiştim. Vel kazimine gayze vel afinanin naz. Yani insanların senin kadar güzel davranmasını beklemeyeceksin. Niye? Çünkü senin kadar eğitimi almamış. Eğitimi yok. Bilgisi yok. Tamam. Bu bir. İkincisi, insanlar kendi doğrularıyla hareket ediyor. Ne yapacağız? Onları değiştirmeye çalışmayacağız. Çünkü direnirler. İsteriz değişsinler. Yapma deriz ama bu çok önemli Yasin. Hele aile hayatında. Çünkü insanlar yanlışına direnirler. Hiç kimse demez. Ey Allah razı olsun ya. Bana iyi ki dedin, yanlışımı söyledin ya. Düzeltirim derler mi? Hiç bilmiyordum ya. İyi ki dedin ya. Demez. Öyle ama değil ya. Sen yanlış aldın bilmem ne. Der. Ne yapacağız biliyor musun? Hiç kimse yanlışını söylemekten hoşlanmadığı gibi hiç kimse de iltifattan nefret etmez. Ya sen var ya sen. Şu hareketin var ya şu hareket. Benim estağfurullah falan. Estağfurullah ama kocibime. Yani hiç kimse iltifattan uzak durmaz. Estağfurullah ya niye beni iltifat ediyorsun kardeşim ya. Hiç hoşlanmıyorum. Bırak onu. O zaman ne yapacağız? Onun kötü şeyini, adetini söylesek ya bu ahlakın iyi değil ama şu hareketin var ya. Şu hareketini o kadar seviyorum, o kadar onaylıyorum ki çok hoşuma gidiyor. Örnek de alıyorum. Dediğin zaman ne yapacak? O hareketin çapını büyütecek. Onun özelliğini büyütecek. Onun özelliği büyüyünce kötü özelliği kalmayacak. Bir kısım arkadaşlarımız da idealist değil. Olayların farkında değil. Arkadaşlar, bir kısım Müslümanlar, sokaktaki veya arkadaşımız, ev köyünüzdeki, memleketin adamlar olayın farkında değil. Münafıktan haberi yok. Yani cennet cehennem sorduğun zaman belki haftalarca hatırlamaz. Cuma'ya gittiği zaman cennet var. Tabii canım. Utbe'ye bakıyor adama. Tabii ya hoca. Tabii cehennem var. Cennet de var. Yeni hatırladı. Namaz yok, niyaz yok. Yani bu adamlardan istikamet olur mu? Zor olur. Ama ya sen içinde ne diyeceksin? Hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz. Layık olanlara, emsallerimize anlatacağız. Bak Allah var, ahiret var, toprak var. Ya biz daha ufaz. Ya daha dün işte bebek bir tanesini gömdüler. Demek ki okulun yaşı var mı? Kaç yaşında okula gidiliyor? 7 mi? 7-8. Askere kaç yaşında gidiliyor? 20. Peki kabire kaç yaşında giriliyor? 1 yaşında da olur değil mi? 100 yaşında da olur. Demek ki kabrin giriş yaşı yok. He Burak? Abdullah hanginizdiniz? Sen Abdurrahman. He Abdülkadir. Abdurrahman, Abdülkadir. Abdurrahman. Karıştırıyorum. İkisiniz değil mi? Ama o kadar zayıf. Sen biraz kilosun o değil mi? Kilo aynı değil. Evet. Sen biraz zayıfsın değil mi? Evet. Abdülkadir, Abdülkadir, Abdullah. Abdullah. İlim onu tard eder. Yani ilim canlı ve ruhludur.
faildir. Bu çok lazım size arkadaşlar. Her canlı kendine has dalga yayar. Bunun bir kısmına koku derler. İşte ilmin bu dalgasından şeytan ve ervah habiseler yakıyor, yanıyorlar. Ondan onlar kaçıyorlar. Ustad diyor ki, siz diyor bu ilmi elde ederseniz bu ilimle şeytanı kovarsınız demiyor. Neye benzer? Bardakla su içmek. Bardak vasıta, su netice. İlim onu tard eder diyor. Cehil onu da. Yani ilimle biz şeytanları ve onun gibi olan pis ruhları ilim ile kovmuyoruz. Okuduğumuz ilim, kıldığımız namaz, okuduğumuz Kur'an, ay bak, ilim onu tard eder diyor. Bir sayfamız gitti ama tamam, bir sayfa bir şey olmaz. İlim onu tard eder. İlim kendisi fail. Yani kıldığımız namaz. Evet, toparlanın. O kıldığımız namaz, okuduğumuz Kur'an, dinlediğimiz sohbet. Ne oluyor biliyor musunuz? Dimağımızda, kalbimizde, ruhumuzda. Dimağımızda akıl, kalbimizde maneviyat, ruhumuzda ruh oluyor. Yani canlı oluyor ve bizi diş etkenlerden, erva habiselerden, kötü ruhlardan, nazarlardan, şeytandan koruyor. Koruyor, kendisi koruyor. Yani biz ha böyle bir şey geldi kullanayım. Yani araba kullanır gibi, efendim çekiç kullanır gibi değil ilim. İlim kendisi fail. Bu çok önemli ha. Risale'de Vesvese Risalesi'nde geçiyor. Risale-i Nur okunursa diyor, şeytan kaçar. İlim onu tard eder. Şey, Risale okunduğu için kaçıyor. Abi ben Risale okuduğum halde vesvesem var diyorsa, Risale bilgisi var, ilime dönüşmemiş. Lugatını anlamışsın. Kafaya bilgi koydun, tefekkür etmiyorsun. Onunla amel etmiyorsun. Amel ettiğin veya düşündüğün anda bilgi ilime dönüşür. Bizim okuduğumuz hemen ilim olmuyor. Oluyor. Eğer kabul ederseniz, ustad şöyle diyor, bak. Bir sene bu Risale-i Nurları anlayarak ve kabul ederek okursa asr-ı mudakik alimi olur. Kabul etmek şart. Yoksa bilgili, malumatlı olursun, zavallı olursun. Eşeğin yük taşıması gibi yük taşırsın, kendine de faydası olmaz. Bulunduğun yerde varlığın var mı? Bakacaksınız arkadaşlar. Yani ben buradayım. Sorun, ben niçin buradayım? Bunu günde birkaç defa sorun kendinize. Ben niçin buradayım? Bu birinci sorunuz olsun. İki, bana nasip olan şu nimet, çevrene bakın, akrabanıza bakın. Bir hayal edebilir misiniz akrabanızı, amcanızın çocukları var mı? Dayınıza bakın, dayınıza bakın, halanızın çocuklarına, akrabanızı bir düşünün. Emsaller var mı sizin gibi emsaller? Var mı? Yok, emsal derken siz yaşta çocukları yok mu? Var. Siz yaşta çocukları var değil mi? Ama bak buraya onlar nasip olmamış. Ben sizi okşamak için demiyorum. Ne olmamış. Benim de emsallerim var. Akrabam var benim. Çevrem var. Köylüm var. Değil mi İsmet? Evet. Hepimiz. Yani bu masa şimdi onlara nasip olmuş mu? Yok. Yok. Benim de ömrüm Allah'a anlatmayla geçmiş. Allah'a. Bundan daha büyük nimet bir şey olur mu? Patates de anlatabilirdim. Pazarlamasını yapardım. Buzdolabının pazarlamasını yapardım. Kuyumculuk yapardım. Ne bileyim, tül, perde, araba, yani pazarlama, mal satardım. Ama Allah'a mı anlatıyorum? Patates yerine Allah'a anlatıyorum. Yani ben kendimden de örnek veriyorum, sizden de veriyorum. Yakın etrafınıza bakın, şimdi nereye getireceğim? Bak bakalım bu nimete sizin yakınlarınızdan kaç kişiye nasip oldu? Değil mi? Olmadı değil mi? O zaman sorgula, ben niçin buradayım? Gerisi gelir. Ne yapman gerektiğini geliyor.
kısa bir zamanda bunlar donatılır. Bak sizin için kaç, Zeytinburnu'dan buraya kaç kilometre vardır İsmet? 80. 80 kilometre geldik. Yani belki de bir saati geçiyor tabii trafikten. Tamam mı? Niçin söyledim sevgili kardeşlerim? Bulunduğun yeri sorgulayın. Ben niye buradayım? Sıkıldığınız zaman yapın. Yaşınız müsait sıkılmaya. Sıkıldığınızda sıkılmayın. Sıkılmanız normaldir. Nasıl aşarsınız? Soru sorarak. Yani çok azdır sıkıntınızdan aşmanın yöntemini anlatıyorum. Çok az bilgiyle aşarsınız. Ama çoğunlukla sıkıntınıza soru sorarak aşmak daha kolaydır. Siz bunlara demiyorum ama size de söylüyorum. Yani gündelik hayatta, ailevi hayatta sıkıntınızı çözmek için bilgi kullanımı azdır. Onu sorgulama adına soru sorabiliyorsak ondan çıkmak daha kolaydır. Mesela sıkıntım var. Tamam, sıkıntı var. Canım darlanıyor. Niye darlanıyor? Ne yapmam lazım? Sorduğun zaman mesela ayrıdır. Ya ben bundan nasıl kurtulurum? Bak ikisi de farklı. Başka, keşke senin ihlassızlığın beni ihlasa götürmeseydi. Bir daha okuyorum. Keşke senin ihlassızlığın birisine atfen kendimi için şey yapmışım. Bak keşke senin ihlassızlığın beni ihlasa götürmeseydi. Yani sizin ihlassızlığınız, diyelim ki birisi ihlassız, ihlası yok. Ben ona bakarak veya edepsiz, ben edepsizden edebi öğreniyorum. Keşke ben edepsizden edebi öğrenmeseydim. Niye? Keşke o da edepli olsaydı. İhlassızlıktan ben niye ihlas öğreneyim? Keşke o ihlaslı olsaydı. Keşke senin sadakatsızlığın beni sadakat, sadık yapmasaydı. Mesela bugünlerde böyle oluyor piyasada. Risale-i Nur'u koruma makamında, anlatma makamında bilerek veya bilmeyerek zarar verenler var. Ne yapıyoruz? Biz otomatik olarak ister istemez onu savurmaya, Risale-i Nur'un dili olmaya, çünkü dili yok, ağzı yok, biz olmaya çalışıyoruz. Hani keşke onların sadakatsızlığı beni sadık yapmasaydı. Çünkü o da sadık olsaydı. Onun için yazdım İsmet bunu. Her yaşın hem fikri hem de hissiyatları olur. Bunları birbirine karıştırma. Yani yaşlar değiştikçe hisler, fikirler de değişir. Mesela arkadaşlar, şu anda sizin yaşınıza göre hisleriniz var. Yaşınıza göre. Bu her daim olmaz. Mesela dün ilk geldiğiniz günü hatırlayın. O duygular şimdi yok. Başka var. Yani geldiğiniz günlerdeki duygularla şimdiki farklı olduğu gibi 11 yaşındaki ve 12 yaşındaki, 13 yaşındaki duygular da hep değişkendir. Hep değişir. O zaman şu anda yaptığınız yatırım var ya, gelecek hayatınızda Allah inşallah hayırlı ömürler verecek, nice yerlerde konumda bulunacaksınız, nice vazifeler yapacaksınız. Şu andaki ders dinleyişiniz, beni dinlemeniz, biz de o zaman belki de kabirde olacağız. Ama sana taş gibi olacak, sert bir şey çizilmemiş olacak. Şimdi o zaman bunu kullanacaksınız. Çünkü ruhunuza mal olacak. Şu bilgiler senin ister istemez senden ortaya çıkacak ve kullanacak malzeme, sığınacağın yerin olacak. Öyle Allah bırakmasın, öyle zor durumda kalırsınız ki, kalacaksınız tabii. Bu dünya böyledir, peygamberde bile olmuş. Öyle zor durumda kalacaksınız ki bu bilgiler mum gibi ararsınız. Siz aramayacaksınız, ruh hemen onu ortaya çıkartacak. Hemen ruh onu kullanacak. Yaşananlar hedefe ulaştırıyorsa, hedeflerinin gerçekleşmesi, yanaşman tüm yaşananların bedeli olacaktır. Bu Murat Hocam'ın çok ona lazım bir cümleydi.
Diyor ki yaşananlar hedefe ulaştırıyorsa adım adım sizin çektiğiniz sıkıntı tabii ki kolay değil. Anne babanızdan ayrıldınız. Kimisi Avrupa'dan gelmiş. Malatyalı da vardı değil mi? Vardı. Başka da vardı. Ha sen de. Ha. Yani en uç olduğu için. Hataylı var mı? Var. Bak. Evet. Ondan sonra bak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Tabii bir bedel ödüyorsunuz. Ama inanın hedefinize adım adım ilerliyorsunuz. İnanın bana. Ben de böyle şey yapmıştım. Ömrüm geçmişti. Ama sizin kadar nasipli değildim. Siz genç yaşta daha nasip oldu. Ben daha geç tanıdım. Sait kaç yaşında tanıdın sen? 14. 14'te. Şimdi kaç yaşındasın sen? 18. Ben 17 yaşında tanımıştım. Sen 12 mi? Sen? 12. Bak benden tam 5 sene önce tanımışsın. İnan hedefinize adım adım ilerliyorsunuz. Büyüdüğünüz zaman devletin makamında veya içtim hayatta veya inşallah bazılarınız vakıf olur böyle ciddi. Yani vakıf bizim gibi böyle hizmet eder. Biz size nasıl anlatıyor hizmet ediyorsak inşallah siz de gelecek kuşaklara aldığınız terbiye eğitimi onlara ulaştırmak. Onların da yetişmesine Allah böyle talebeler yetiştirmeyi nasip edecek size bazılarınıza. Olmasa bile bulunduğunuz köyde, iş yerinde vesaire hizmet edeceksiniz. Bunlar hep ruhunuza taş gibi oluyor. Mesela diyelim ki adamı düzeltmek için hatasına, kusuruna meşgul. Ya amca ne yapıyorsun ya veya kardeşim öyle yapma falan demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki eğer dama ya böyle yapsan daha güzel olur. Hani şunu anlatırdım hatırlar mısınız? Kardeşiniz ekmek yiyor diyelim. Tamam elinde ekmek yiye dolaşıyor. Oynuyor. Şöyle demeyeceksiniz. Kardeşim yiyerek dolaşma. Allah seni cehennemine sokar. Ekmeği niye böyle döke döke şey yapıyorsun? Allah seni cehennemine sokar. Demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Söyle. Ekmeği oturarak ye Allah seni cehennemine. Bak. Ekmeği oturarak ye, Allah seni cennetine koyar. Netice aynı değil mi? Ama olumlu bir tanesi. O da hoşuna gider. Bak, öyle yeme Allah seni cehennemine sokar. Allah tehdit unsuru oldu. Allah böyle savcı gibi ceza unsuru. Ötekisi, hesani, sen oturarak ye, Allah seni cennetine koyar. Tamam, hoşuna gider. Hem ekmek yiyeceğim hem cennete gireceğim. Evet, adam cennete gider hem de yemek yiyerek. Değil mi? Ne yapar? Başta besmele çeker yemekte. Sonunda elhamdülillah der. Yemeği yerken ya böyle Allah'a düşünür veya dini mevzuları konuşur. O ekmek, o yemek sana sebap olur. Allah Allah. Baklava yedin sebap yazıldı. Çok acayip yani. Tuvalete gidiyorsun. Namaz kıldığın için ömrünün her iyi şeyleri sebap yazılır. Günah işlemedikçe, mesela tuvalet günah değil. Tuvalet, namaz kılan bir insanın ömrünün tüm dakikalar ibadet oluyor. Tuvalete bile gitmesi tuvalet, şey ibadettir. Haram işleme yeter. Haram olmayan ne aklınıza geliyorsa ibadettir. Namaz kıldığınız için. Namaz kılmayanın hiçbir şeysi olmaz. İsterse Mekke yapsın, hiçbir karı yok. Yaşananlar hedefe ulaştırıyorsa hedeflerinin gerçekleşmesi yanaşman tam yaşananların bedeli olacaktır. Yani evet hedefine doğru gidiyorsun ama gitmek için de yaşananlar var ya yaşananlar sıkıntılar o da bedelidir. Yani mesela anne babanızdan ayrıldınız. Koşta yatıyorsunuz. Koş alt katta mı diyor? Alt katta. İki katlı değil mi ranzalar? İki katlı. Şimdi orada yatıyorsunuz, evinizde şey değil, değil mi? Böyle. Ama arkadaşlar bedava bir şey verilmiyor. Allah bile bizden bir şey, muhabbeti, sevgiyi isterken ilk önce kendisi verdi. Bizi sevdi ve yarattı. Onun için şu anda yaşadığınız var ya bazı olumsuzlar, onlar hayatınızın mukaddes çilesi, unutmayın. Neymiş? Hayatınızın mukaddes çile. Yazabilirsiniz defterinize.
hayatımda yaşadığım he bırak. Fransa'dan geldim efendim diyeceksin. Abi ama bu çile, çilesiz bir şey yok. Isı olmadan odun yanmıyor o. Ateş olmadan ekmek verilmiyor. Çıraklık olmadan ustalaşılmıyor. Bedel verilmeden bir şey alınmıyor. Yürümeden varılmıyor. Tırmanmadan yükselinmiyor. Tırmanmadan yükselenilemiyor. Yükselemezsiniz. Bedel ödenmesi lazım. O da, o bedel nedir? İşte çektiğimiz gurbet, ayrılık gibi. Tamam mı? Böyle tatlı haller. Onların adına ben isim koydum. Neydi Said? Mukaddes çile. Ve bazen çok dalanıyorum, bazen yurt dışında, şurada burada Said. İşte veya annem kafama vuruyor. Kim, arkamı dönüyorum, kimse yok ya şimdi. Herkes gitmiş ahirete. Yani yok yani kimsem. Yani neseben kimse yok. Yani insanız ya, bazen duygular kapıyor. At yok, avrat yok, bilmem ne yok. Hiçbir şey yok. Baktın mı? Yani bazen bizi de kapıyor yani. Sipsi şey değil. Ya abi bazen beni de kapıyor. Beni de örnek alırsınız. Hasan abiyi de bazen kapıyor. Ne yapıyorum biliyor musun? Mukaddes çilem. Çile demiyorum. Çilem. Bu benim şu andaki yanmam, özlem, özlemim. Keşke bunlar olsaydı, şöyle var ya, nefis diyor işte. Çoluk çocuğun olsa, şu olsaydı, bu olsaydı, annen olsaydı, verseydi, baba, akraba, akrabalık hiç kimse yok. Nereden? Nerede akşam? Orada sabahsa. Bunlar beni yakıyor. Ne yapıyor? Yakarak geliştiriyor. Çekirdek soğukta inkişaf etmez. Güneş vuracak. Kışın inkişaf etmez. Demek arkadaşlar, sizin çekirdekler şu çektiğiniz mukaddes çile ile inkişaf eder. O zaman mukaddes çile demeyeceksiniz. Çilem, Manisa, Muğla, Mesi. Tamam? Medine'den. Mukaddes çilem. Allah değil, Allah'ım. Rabbim. Demek ki niye bunu verdi? Allah vermeyebilirdi. Allah çok zengin. Yani bu neticeyi de verirdi ama bunu çektirmezdi. Ama biz olgunlaşamazdık. Arkadaşlar, çekirdek ağaç olması için güneş vermeniz lazım. Su da vermeniz lazım. Topraktaki elementleri vermeniz lazım. Bir de muamele etmeniz lazım. Değil mi? Bir tane vermeseniz olmaz. İnsan da böyle bir çekirdeğe benzer. Güneş yerine imanın ziyası. Bulut su veriyor, İslamiyet'in suyu. Toprak yerine kulluk. Çiftçinin muamelesi de Kur'an'ın talimi. Şöyle yap, böyle yapma. Böyle git, böyle gitme. O. Ne varmış hani? Senin adın neydi? Muhammed. Mukaddes? Çilem. Böyle bazen kaptığı zaman, annem vurduğu zaman, babam vurduğu zaman diyeceksin ki ya ben ya... Ben ne basit adamım ya, ikide bir hatırıma geliyor. Hayır, Hasan abinin de hatırına geliyor diyeceksin. Değil mi Abdülkadir? Evet. Hasan abin de beni de vuruyor. Peygamberi de vuruyor. Çocuğu vefat edince ağladı. Ey Uhud! Benim başıma gelen senin başına gelseydi, önüne doğru devrilir, darmadağın olurdun. Ne yaparmış biliyor musun? Bazen namaza sığınırmış. En çok namaza sığınırmış sıkıldığı zaman. Hemen namaza dururmuş. Namaz Allah ile sohbet ya. Hemen sohbeti geçermiş. Bazen Kur'an dinlermiş. Kur'an okurmuş ama sıkıldığı zaman daha çok ya Bilal rahatlat, ya Said rahatlat. Bazen de ekseriyeti mutlaka ile, bazen değil mi çok, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a gider. Ya Ebu Bekir sohbet et, konuş, beni rahatlat. Ben de şimdi bu derste sizi rahatlatıyorum zannediyorum, değil mi? Demek ki sipsiz de olmuyor. Özlem. Özlem burnunuza tutması, kardeşinizin memleketi, doğduğunuz tabii. Ama tırmanmadan yükselinmiyor. Vermeden alınmıyor. Yürünmeden gidilmiyor. Okunmadan alim olunmuyor. Olmuyor kardeş. Peki ne zaman yiyeceğiz? Şu anda yaptığınız yatırım hem gelecekteki yaşlarınıza
baba olacak, ne bileyim komutan olur, vakıf olur, iş adamı olur, ne bileyim bilim adamı olursunuz. Ama bu bilgileri her sahada kullanacaksınız. Lazım olacak size. Onun için burada demişim ki kendime, yaşananlar beni hedefle götürüyorsa ama yaşarken, hedefime giderken çektiklerim de onun bedelidir. Komşunun binasına doğru bakmak istedim. Size başıma geçeni anlattım. Komşunun binasına doğru bakmak istedim. Deprem olduğu için içimden la tecessüsü sesini, meylini duydum. Şimdi deprem oldu. Bizim Zeytinburnu'da, İstanbul'da son deprem oldu ya. Ben de son kattayım, çekme katta. Çıktım. Teras mı diyorlar. Komşular da çıktı, kadın erkek. O da bitişik ya binalar. Yani terasa çıktım, ister istemez o tarafa bakınca içimden bir ses. La tecessesu. Tecessüs etme. Ne demek? Sağa sola bakma. Geldi içimden. İçimden la tecessüsü sesini ve meylini duydum. Anladım ki okuduğum bilgiler canlı ve ruhludur. Kimdi diye merak ettim Yasin. Çok merak ettim. Depremde çıktım dışarıya, heyecanlanıyorum, kusura bakmayın. Halime aynen tekrar oldu bana. Sanki o deprem olunca terastayım ya. Çıktım dışarıya, binanın içinden çıktım, terasa çıktım, hiçbir şey yok. Ama komşu bitişiktekiler de çıktı. Onlar da ev haliyle çıktılar. Ne giyiniyorlarsa evde neyse. Bitişik, o da teras. Aramızda bir ufak bele kadar duvar var değil mi Furkan? Tabii ister istemez o hoca sen de mi çıktın falan. Oradakiler de deyince. Yani göz kayıyor, kafa kayıyor da işte. Yani ama depremde gerçi ölüm olduğu için öyle düşündüğümüz şeyler gelmiyor öyle. Fakat bir şey anlatmak için tavsif ediyorum. Çok detay anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Senin adın neydi? Samet kaç yaşındasın? 16. Sen Malatyalı kaç yaşındasın? 13. Abdülkadir sen 12 mi? 13. 13 maşallah. Şimdi o anda içimde bir ses. La tecessesu. Ürküldüm. La tecessesu. Tecessüs etme. Göz bir alet ya. Tecessüs etme. Çevirme kafanı. Ürkildim. Boşuna mı yazdım ben bunu? Unutma o anını diye yazdım. Size anlatmak için yazmadım ben bunu. Ama kendi halimi paylaşıyorum. Sonra sordum. Oturdum. Deprem gidiyor. Sağlanıyor. Durdu. Benim aklım orada. Aynı ses. La tecessüs. Sen kimsin dedim ya. Bunu bana bu ayeti okudun. Ayet. Ayetin parçası. Sen kimsin? Dedi ki, önce okuduğum bilgilerim ben. Ben kullanmadım. Okuduğum ilim beni kullandı ve beni korudu. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, çok ilginç. O hatırıma bak şimdi. Mal alırsınız, mal mülkünüz olur. Ama diyor, malınızı mülkünüzü siz korumak zorundasınız. Malı korumak zorundasın. Arabanı korumak zorundasın. Arsanı korumak zorundasın. Çit yapman lazım. Değil mi? Ama ilim diyor alırsanız ilim sizi korur. Bana içimden ses kimmiş biliyor musun? Sen daha önce okudun ayetim dedi bana. La tecessesu. Baktım ki ilim canlı ve ruhluymuş. Kur'an mahluk değil zaten. Okuduğumuz Kur'an o manaya giydirilen libastır. Anlıyor musunuz? Okuduğunuz şey sizi korur. Ne zaman korudu? Deprem oluyor. İçimden ses. Telaş etmeye gerek yok. Her şey kontrol altında. İnan. Nasıl biliyor musun? Oturuyorum sevgili arkadaşlar. Ne olur. Oturuyorum. Deprem devam ediyor. Hiç böyle. Zaten dediğinde ne okuyacağım ne öyle bir şey yok ki. Yalnız ağzımda şu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Geçiyor. Telaş etmeye. Şu anda depremde olabilir bak buradayız. Telaş etmeye hiç gerek yoktur. Her şey kontrol altındadır.
gafileri ikaz ve layık olanları irşat, şeyleri, zındıkları da mucazat olarak ve çeşitli sebeplerle sağlıyor. Arkadaşlar, okuduğumuz, kıldığımız namaz, okuduğumuz Kur'an, dinlediğim şu ders canlı ve ruhludur. Hiç siz kullanmayacaksınız. O sizi kullanacak. La tecessüsü. Tamam. Bu sefer korkuyor da can tatlı ya. Korkma. Her şey kontrol altındadır. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin hazinesinin anahtarı onun yanında. Onu buldun, her şeyi buldun. Hadsiz matluplarını buldun. Ya ne istiyorsan tamam. Hadsiz düşmanlardan da kurtuldun. Ben bu kadar niye tavsif anlattım? Okuduğunuzu kullanmıyorsunuz. O sizi kullanıyor. Hazreti Ali dediği gibi, mal diyor siz korursunuz, ilim sizi korur. Laf değil. Yani okuduğumuz her şey içeriye giriyor ya. Mesela bakın, bak şu cansız. Canlanacak değil mi? Su geri, suyu canlanıyorsa dinlediğimiz bilgiler de ben ağzımdan çıkarıp buraya sokuyorum, canlanıyor. Buradan giren canlanıyor. Buradan da giren canlanıyor. Buradan da giren canlanıyor. Dokunmadan da giren canlanıyor. İçeri giren hiçbir şey cansız değil. La tecessüs sesini ve meylini duydum. Anladım ki okuduğum bilgiler canlı ve ruhludur. Eylemlerimi belirliyorlar. Beni koruyorlar. Hiç haşurum yokken, en tehlikeli anda endişe etme. Her şey kontrol altındadır. Kabir böyle, kabir de öyle. Girdik, kefene sarıldık. İlk defa değil mi? Daha önce ölen var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Tecrübesi olan var mı ölümden? Daha önce öldü de falan geldi. Yok değil mi? Salim öldü mü daha önce? Yok abi, ben de ölmemiştim de. Şimdi ilk defa olacak ya, heyecanlı olacak. Geçen hafta anlatmıştım, ölüm, hayır. Günahlardan korkmak, Allah'ı kaybetmekten korkmak lazım. Şimdi arkadaşlar, bunlar kabire girdiğimiz zaman aynı depremde bizi koruduğu gibi, şu anda aldığınız bilgiler var ya, sabrediyorsunuz. Ne de şeyimiz vardı, çileli? Mukaddes çile. Mukaddes çile. Mukaddes çileniz var ya, o zaman panzehir olacak. Men Rabbuke dedikleri zaman, Çanakça'da eğitim aldın. Rabbin kim? Rabbin ne aldınsa onu. Abi ben o anda hatırıma gelir mi? Öyle bir şey yok. Hatır matır yok. Ne okudunsa o konuşacak. Bana dedi ya la tecessüsü. Korktuğum zaman bana dedi ya her şey kontrol altındadır. Endişe etmene gerek yoktur. Her şey kontrol altındadır. Bir yaprağın bile sallanması Allah diyor ayetinde Allah'ın iradesiyle oluyor. Kabire girdiğin zaman bir dönüm bostan yan gel Osman. Orada tak girdin ebezi, ebedi ve zeli. Senin adın neydi? Mehmet Ali abi. Mehmet Ali. Sen? Osman. Sen? Yusuf. Diyecekler ki ey Yusuf, falancanın annenin ismini kullanarak seni şey yapacaklar. Ey falancanın oğlu Yusuf. Hoş geldin kardeşim. Nükhem Mekil öyle diyecek. Ondan sonra hoş bulduk. Heyecanlanma gerek yok. Ben cehennem zebanisi değilim. Senin kabir dar. Kabrin soğuk. Kabrin karanlık. Ben bunun üçünü kaldırmaya geldim. Kabrini genişlendireceğim. Soğuğu sıcak yapacağım. Karanlığını aydınlatacağım. Ne korkuyoruz? Şimdi oraya girdin. Aa, hiç kimse yok. Bu binaya geldiniz siz. Tamam mı? Memleket neresiydi? Amasya. Amasya. Geldin buraya. Hiç kimse yok. Allah Allah, Kurs hiç kimse yok. Virane gibi bir şehir. Korkmaz mısın? İstanbul'a girdin hiç kimse yok. Ulan virane ya. Adam gündüz ortası köyünde kimse yok değil mi? Evler bomboş. Virane ya. İnsanın ödü patlar. Kabire girdik. Hiç kimse yok. Birisi gelsin de o kardeşim hoş geldin. Hayırdır? Birisini mi aradınız? Hoş geldiniz. Yardımcı olayım arkadaşım senin.
Ya öyle mi ya? İyi ki birisini gördüm ya. İyi ya, bir ses duyduk yani. Tamam. Kabirde girdik. Ne yapacağız? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hasan kardeşim hoş geldin. Ben öldüm bir rüyada, tamam, rüya gördüm. Hani öyle yaptı. Selam verdiler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Falancanın oğlu Hasan, namı diğerle Hasan Hoca, hoş geldin dedi. Ben de onlara hoş bulduk kardeşim dedim. Melekler ha, hoş bulduk kardeşim. Ondan sonra hiç böyle durdum ya, biraz tedirgin. Ne yaptılar biliyor musun? Sakin ol, rahat ol. Sakin ol, rahat ol. Of be. Dedim. Bildiğiniz gibi değil. Bu söyledim olacak. Siz orada kabirde böyle olmasa orada bana levmedin. Ulan yazıklar olsun Hasan abi ya. Dedin ha bak böyle bana sert davrandı. Sert davranmayacak. Öyle bir şey yok. Size davranmayacak. Öyle bir şey yok. O Allah düşmanlarına, o namaz kılmayanlara, orucu geçip de oruç tutmayanlara, zekatı olup da vermeyenlere, yani dinle Allah ile işi olmayanlara, vallahi acımasızdır yemin ederim. O kabir öyle sıkar ki atomların, elektronların birbirine geçecek. O anlattıkları o. Namaz kılanlara müjdeler olsun. Oruç tutanlara müjdeler olsun. Davası olanlara müjdeler olsun. Risale okuyanlara, yer göktekiler müjdeler olsun. Ad edince müjdeler olsun. Hiç korkmasın. Kefil Allah'tır. Tabii ya. Çeniş yok. Biz yazılı kağıdın orada söyleyecekler. Biz zaten imtihan buradayız ya. Soru burada soruluyor. Kursta kalıyor musun, kalmıyor musun? Nerede sorulacak? Burada. Kaldın. Defteri böyle yazıldı. Evet, soru bir. Kursta kalıyor musun, kalmıyor musun? Soruldu. Burak kaldı. Bu kursta kaldı, eğitim gördü. Nükemekir diyecek ki, evet Burak sana bir soru soruldu dünyada. Kursta kalıyor musun, kalmıyor musun? Cevap kaldı ve eğitimi tamamladı. Kafayı kaldıracak. Evet, yazılı notun bir. İkinci soru, birebir. Yani bizim dünyada bize sorulan sorulara verdiğimiz cevaplardan aldığımız notlar bize söylenecek. Evet, bunu cevapladın, sana bir. İki, oradan açık saçık geliyordu falan tarihin falan saatinde. Böyle iyice böyle baktın falan. Televizyonda kötü kötü şeyler geldi falan saatte falan koltukta bunu seyrettin. Sıfır. Hii, yapmamıştım. Yok, soruyu okuyor. Yani Nükhan Mekir bizim yazılımızı okuyor. Yazılı numaramızı bize söylüyor. Ya şaşırmayacağız ki. Yaptığına mesela bana diyecek ki bugün bu tarih aynı kimse mi? 3-11-2014 akşam namazını soruldu. Kılıyor musun? Kılmıyor musun? Soru şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Akşam namazı okunuyor. Soru bir. Hasan namaz. Hasan akşam namazını kılacak. Evet. Cevap. Hasan kıldın kardeşim. Herhalde kılmadı yazılır mı? Yamuk yumuk da yoksa kıldım. Kıldım. Soru soruldu, cevap verdim. Arkadaşlar soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Yazılı orada okunuyor. Herkes yazılı kağıdını bilirdi aşağı yukarı. Abi edebiyattan abi ya, öğretmen 3 verdi ya. Ötesi hafta bir yazıldı. Kaça ne kadar? 7 aldım abi. Ulan 3 öğretmen verdi, 7'yi sen aldın. Hep öyle derdik ya, hatırlıyor musun? 3 verdi. Ulan 3'ü de biz aldık, 7'yi de biz aldık. Birisi bize verdiği yok. Nükemeke bir şey yapacağı yok. Yazılı değiştiremez, kopya da yok orada. Peki. Ne kadar oldu? 5-10 dakikada. Tamam. Ondan sonra keseceğim. Sıkıyor muyum sizi? Tamam abi. Çünkü hayatta sizin ben siz oluyorum, size hitap ediyorum. Nasıl biliyor musun? Bana soruyorlar Yasin. Bu şeyin adı bir daha söyleyeceksin ya. Abdülsamet ya, kusura bak. Bana soruyorlar öğretmenler. Abi yüksek ovaya gitmiş. Yüksek yayla mı? Yüksek ova bir yer var. Neresiyse bir Siirt'te mi? Oralarda bir yerde. Öğretmen tayini çıkmış bir kardeşimiz. Telefon etti. Abi dedi, ilkokul çocukların öğretmeniyim. Nasıl davranayım? Ne dedim biliyor musunuz? Çok şey denilir. Şöyle dedim. Sen talebe olsan sana nasıl davranılmasını isterdin? Çocuklara öyle ol. He ya Abdülsamet. Çok güzel değil mi? İnanın bakın. Bak Zeytinburnu'na geliyorum. Geçen haftayı da aksatmadım.
Ben siz oluyorum. Gözümü kapatıyorum. Abdülkadir oluyorum. Tamam. Yasin oluyorum. Abdülsamet oluyorum. Yusuf oluyorum. Tamam. Ben siz oluyorum. Bana abi nasıl davranmasını, neler anlatmasını, nasıl anlatmasını isterdim. Onun için kendimi yırtıyor. Yani izahlı yapıyorum. Çünkü ben böyle istiyordum. Biz de talebeydik. Mecidiyeköy'de. Allah selamet versin. Allah hepsinden razı olsun. Zeki abimiz vardı. Bir de Bilal hocamız vardı. Vakıf abimiz düz okurdu. Bilal hoca okuldaki atölyede öğretmendi. Bize de nurları tanıtan, Allah ondan selamet versin, Malatyalıydı. Bize nurları tanıtan Malatyalıdır. Ha? Ondan sonra. Bak okul öğretmeni, ötekisi vakıf. Vakıfın ders yapmasını istemezdik. Talebeler. Çünkü Bilal hoca bize uygun anlatırdı. Vakıf nedense unuttu talebeliğini. Kendisi gibi zannetti herhalde. Öyle hitap ediyordu. Bilmiyorum ama sorduğumuz zaman lügatını söylerdi. O da zor kerpetenle alıyorduk. Ama Bilal hocayı herkes böyle saatler mi geçer? İnan bana böyle. Hatta kızardık. Niye kısa kesiyor ya? Vallahi bir Allah anlatışı vardı. Hızır abi var Rize. Bir Allah anlatışı vardı. Yemin ederim bak bu masanın, bu makamın şerefine, makamına yemin ederim ki böyle nasıl geçiyor? Hatta ben kesiyorum deyince yani sanki şoklandım yani. Bir tokat vurdu gibi geliyor. Abi ne oldu ya? Nereden geliyoruz ya? Ne? Öyle bir teyit. Niye? Niçin biliyor musun? Bazılarının dersi öyle bazılarının. Bazıları kendisi olup bize hitap ediyor. Beni unutmuş. Kendisine hitap ediyor. Ders kendisine yapıyor. Doğru. Ama bazıları ise kendinden çıkıyor, o oluyor, hem de bu. Kendisinden kendisine hitap ediyor. Mesela Abdülkadir oluyorum ben 12 yaş, 13 yaşında. Nasıl hitap edilmesi gerekiyor? O oluyorum, kendimden böyle hitap ediyor. Onun için mukaddes neyimiz var Abdülkadir? Mukaddes çilem. Çilem, canım benim. O da nedir mukaddes çilem? Özlem, sıkıntı, anneyi özledik, babayı özledik. Yatağımızı özledik. Ne bileyim okulu da vesaire değil mi? Mali. Ama bunlar hepsi doğrudur. Hepsi yakıcıdır. Yakar hem bırak. Tamam. Ama bu neymiş? İstidatlarımızı, kabiliyetlerimizi, ruhumuzu sıcak bir ortamda çekirdek halinden ağaç olması için malzemeymiş. Bunu vermeseniz adam olamayız. Çünkü sizin akrabanız var ya, emsalleriniz. Sokaktaki... Aynı onun gibi oluruz. Niye farklı olalım ki? Çünkü onların mukaddes çileleri yok. Senin adın neydi? Şükrü. Şükrü. Kaç yaşındayız? 16. Onlar mukaddes... Senin çok akraban var değil mi? Sen emsaldın. Ha. Ama senin gibi değiller. Çünkü mukaddes çileleri yok. Ve olmuyor kardeş. Merdivene basmadan, tırmanmadan üst kat verilmiyor. Helikopter. Doğru. Adın neydi senin? Mehmet kaç yaşındayız? 13. Helikopter ama merdivenleri tırmanamayan adam helikoptere nasıl para verecek? Birkaç tane okuyayım, kesiyorum. Bir şeyin orijinali çıkınca yan sanayisi de çıkıyor. Yani bir şey çıktı mı? Orijinal değil mi? Telefon çıktı. Hemen Çin malı çıkıyor o yan sanayisi. Veya Antep diyorlar. Yan sanayi değil mi? Yani unutmayın, bir şey anlatacağım bak. Çok güzel bir şey anlatacağım. Bir şey çıktı mı asıl, mutlak onun taklidi çıkıyor. Her şey ama. Peygamberlikte de böyle. Peygamberimiz zamanında kaç tane yan sanayi peygamber çıktı biliyor musun? Çakma peygamber. Kaç tane? 33 tane. Çakma peygamber çıktı. Çakma. Yan sanayi. Çakma peygamber. Şimdi ne anlatacağım? Bir şey orijinali çıkınca yan sanayisi de çıkıyor. İsa aleyhisselam medar basolunursa yan sanayisi de çıkıyor. Yani İsa aleyhisselam deyince hemen bir yan sanayisi var. Ben İsa'yım diyor adam. Benim hocam, benim o ustadım bilmem o İsa'dır. Bu yan sanayidir, yan sanayi. Köprü altı üretimdir o. İsa yapıyorlar ya, ustadlarını İsa yapanlar. Hocaların İsa yapanlar, bilmem neyin ne yapanlar. Bunlar yan sanayi. Çakma bunlar, çakma.
Her şeyin zahirine mülk, melekütiyetine enfus denir. Misal, zahirde ölü mülk. Bak, her şeyin görünüşüne mülk denilir arkadaşlar. Mesela bak, senin cesedin, şöyle diyeyim, gömleğin mülk. Cesedin gözükmüyor, etin melekut. Cesedini mülk diyelim, ruhun melekut. Ha, tamam. Her şeyin, her olanın iki yönü var. Bir mülk, bir melekut. Bak, ölümün bak ne yapacak. Her şeyin zahirine mülk, Said, arka tarafına melekut. İç yüzü. Misal, zahirde ölüm mülk. Ölüm mülk. Melekutu ise tebdili mekan tahvili vücuttur. Bunu anlayana sır ehli denir. Yani zahirde ölüm var. Batında tahvili vücut, tebdili mekan ıtlak ruhtur. Yani Allah'tan korkana ölüm yar olur. Allah'tan korkmayana dünya dar olur. Allah'tan korkana dünya ölüm yar olur. Allah'tan korkmayana ölüm vasıtasıyla dünya dar olur. Dar. Ölüm ile dar olur. Yani zahirde ölüm var, mülk. Hakikatta değil böyle. Yani çekirdeğin ağaç olması, ruhun hapisten çıkması, buna ıtlak ruh deniliyor. O kavuşmadır. Ölüm değil o. Son cümlem. Son. Sayfa bitti. Son. İnsanları diğer mahlukattan ayıran fark ilimdir. Kediden, köpekten bizi ayıran en büyük özellik ilimdir. Sırrı imtihan ve tecrübe ilim iledir. Melaikeye üstünlük ilim iledir. Şeytanın vesvesesini yenmek ilim iledir. İlimlerin şah ve padişahı iman ilmidir. Bizi şeytandan, melekten, diğer canlılardan üstün kılan şey ilimdir. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Vahırda vahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.